Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını tanıttı. Adaylarımızı kapsamlı istişarelerle belirledik dedi Erdoğan ve gündeminde iptal edilen Süper Kupa maçı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Erdoğan, Özgür Efendi'yi özgürleştireceğiz dedi. Bu ilk tanıtım toplantısında milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Yeniden İstanbul şarkısıyla kürsüye çıktı. Yerel seçimin startını verdi. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti aday tanıtım toplantısında kürsüye çıktı. Riyad'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçıyla ilgili konuştu. Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin. Erdoğan, inançlar ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanıyor dedi. Kelime-i tevhidi bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar. Bu millet İstiklal Marşı'na dahi kelime-i tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Cumhurbaşkanı CHP'li belediyeleri eleştirirken Genel Başkan Özgür Özel'i hedef aldı. Açıkçası CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Özgür Efendi'nin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür Efendi'yi de özgürleştireceğiz. Erdoğan, Özgür Özel'in Can Atalay'la ilgili açıklamalarını da eleştirdi. Anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden meclise tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor. Özgür Efendi, partisine hakim olmak, bir şekilde geldiği koltuğun hakkını vermek yerine bize sataşarak, bize hakaret ederek, bizi hedef alarak prim kazanmaya çalışıyor. Ancak boynunda diyet borcuyla siyaset yapılmaz.